Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosundan Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındayız. Galatasaray Marsilya karşılaşması. Full hücum oynadık. 4-4-2 A gibi bir taktiğe kanatları kullan oynuyor. Hücum oynadık ve agresif oynadık. Deplasmandayız. İnşallah kazanırız diye umuyorum ve Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasının maçı başlıyor. Goreska rakibini geçiyor kanattan hücuma kalktı. Goreska geliyor. Goreska ikinci dakikada ev sahibinin şutu geldi. Kaleci çok iyi bir çıkartıyor ve harika bir kurtarış geliyor Stoşka'dan. Hızlı hücum şansı. Gnabi uzak köşeye vuracak. Gnabi geliyor. Gnabi geldi. Gnabi, Gnabi, Gnabi. Altıncı dakikada Marsilya tekrardan bir pozisyondan kaçırıyor. Kaleci yine harika çıkartıyor. Tehlikeli bir korner bulabilir. Gnabi kullanacak. Gnabi geliyor. Gnabi, Gnabi, Gnabi ve topu alırımıza gidiyor. Gnabi'nin golü ve Hünerlerini konuşulan mükemmel bir kafa golü. Joao Felix sazı eline alıyor. Uzaklardan bir şut çekti. Joao Felix geldi. Joao Felix ve topu alarda. Joao Felix atıyor. 1-1 oluyor. Joao Felix attı. 7. dakikada yediğimiz golün telafisini. 8. dakikada Joao Felix'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçında 1-1'lik skorla devam ediyoruz. Ve Kuatlar Doğuz sarıkat yoğru 10. dakikada ile takımında. Arturo harika bir şekilde topu kazanıyor. Joao Felix için şut şansı. Joao Felix geldi. Joao Felix. Joao Felix 12. dakikada kaleyi yokladı. Kaleyi yokladı. Joao Felix kaleci onu engelliyor. 12. dakikaya kadar iyi işler yaptık. Dendoka ve kusursuz bir rota yok. Kuatlar sadece dokunması lazım. Cuadrado geldi. Cuadrado. 16. dakikada Cuadrado güzel denedi ama kaleci hayatının kurtta bir şeyini yapıyor. ve Insigne bu pozisyondan sonra sarı yor. Rakibi azar azarlamaktan dolayı. İnsignin ve Davis'in şutları geliyor. Az önce yıldız şutlar geldi ve ilk yerine sonucu derken Ferrik'in başında Arthur. Arthur Ferrik'in başında Arthur Arthur. Ferrik'ten Arthur kaçırıyor. Direkleri dövüyor ve direklerin efendisi oluyor. Arthur Vidal. Şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Leron Insigne. Leron Insigne geldi. Leron Insigne. İtalyan bebesi Leron Insigne. Güzel işler yaptı ama kaleci mükemmel bir kurtarış yapıyor ve Mavsilya Galatasaray maçının ilk yarısı bir, bir birlik sonuçta de, sus, devam ediyor. bir, bir birlik sonuçla bitiyor ve ikinci yarısına geçiyoruz. Marsilya Galatasaray maçının ikinci yarısındayız. Galibiyet almamız lazım. Hiçbir galibiyetimiz yok Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar. Arthur arkadaşlarını topun başından uzaklaştırdı ve kaleye vuracak. Artur geldi. Arthur, Arthur. Topu alanımıza gitti Artur'un şutu 53. dakikada. Arthur e, bize kötü bir şekilde gol golünü attı. Ve tekrardan bir pozisyon geliyor ve tekrardan Marsilya bu pozisyonu kaçırdı. Gline bir her şeyi doğru yapıyor ama top dışarı gitti. Ve beraberlik golünü e, atmamız lazım. Kadrado şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Arturo Vidal şutunu çekiyor. Arturo Vidal geldi ve topu alardı. Arturo Vidal iki iki oldu. Arturo Vidal Galatasaray pes etmiyor. Quadrado'nun asisti Arturo Vidal'in golü. 61. dakika Arturo Vidal 2-2 eşitliğe getiriyor durumu. Ve şu an Marsilya deplasmanında 2-2'lik üstü eşitlik var. Ve Davis ve Hazard, güzel bir ikili oyunu oynadı. Hazard için şut açısı. Dua etmeliyiz gol olmaması için Hazard kaçırdı sevindik. Hazard kaçırdı sevindik ama buradan galibiyet almamız lazım bizim. Robertson tarafından mükemmel bir pas. Di Maria kaleciyle karşı karşıya. Di Maria geliyor. Di Maria 71. dakikada Di Maria kaleyi yokluyor ama kaleci mükemmel bir kurtarış yapıyor. De Bruyne tarafından mükemmel bir pas. Gnebi, kaleciyle karşı karşıya Gnebi giriyor ve topu gitti. Gnabry'i çok attı. Çok şık bir bitirmiş yapıyor. Ve Goreska ve Gnabry güzel bir ikili oyun oynadı. Gnabry için şut açısı. Gnabry geliyor. Gnabry, Gnabry. Bu arada hücum oyuncularının da güçlü olduğunu söyleyelim. Ve bu bu kadar gol yememizin sebebi de defansımızdaki maalesef e, kötü oyuncuların olmasından kaynaklı bir maçtı. Ve 3-2 iniliyoruz. 3-2 ve Şampiyonlar Ligi'nde daha da kötü durumlara gidiyoruz. Maalesef istatistikler anlamlara baktığımızda şu an e, hangi durumdayız onları bir kontrol etmemiz lazım. Bonusumuzu alacağız ama yani hangi taktikle oynarsak oynayalım. Hiçbirimizin elinden gelen bir şey olmuyor. Kaldı değer zaten kaldı diğerlerinin hepsi zaten bizden öndeydi ve şu an bir puanla sonuncu sıradayız. Bu kadar gol atmamıza rağmen, bu kadar e, gollü maçlar çıkartmamıza rağmen Lazio Torino ile beraber kalıyor. Bizim de net kazanacağımız bir maçta da biz de mağlubiyet alıyoruz. E, çok kötü bir an oldu bizim için bu maç. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir kötü istatistik çok çizmemiştim. Bir puanla bile e, kalmamıştım bu zamana kadar böyle. Ee, uzun süreden beri de galibiyet alamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ve bu beni iyice sıkmaya başladı. Zaten oyuncular da satın olmadı. Hatta etkeni gelmesine rağmen satılmadı. Hala da satılmamaya devam ediyor. Millet çatır çatır oyuncu alırken biz de aşağılarda yer alıyoruz. Zaten e, ortalama kadro gücü olarak onlar çok üstün. Zaten e, takımın foretleri gerçekten bizim işimizi bitiriyor burada da. Ee, burada Gnabry ve Hazard Torino da şu iki tane canavar bitirdi işimizi. Hatta o yazı penaltı bile kaçırdı ama yani engelleyemedik onların hiçbirisini. Silva bunlar çok iyi hücum oyuncuları ve bizim bu kadar iyi hücum oyuncularımız yok. Demaria ve Insigne dışında. Sane var, Werner var, var ve Luis Suarez gibi ciddi oyuncuları var. E, bu yüzden onlara karşı iyi mücadele veremedik. Güzel bir seri olmadı aslında ilk başladığımızda. ilk 3 maç güzel bir seriye tutturamadık. Ve 3-2'lik mağlubiyeti de hak ettik. E, kalemiz Stoşka'ya emanetti. Ama o emanete biraz daha yani etmiş oldu. Maalesef biraz öyle oldu ama. Oyuncularımızın formu düşük. Üzgünüz zaten onun da yapacak bir şey yok. Ee, daha da ne yapabilir? Çünkü kapasitesi bu kadar. Oyuncularımızın kapasitesi bu kadar. Yani ilk son bu son 3 maçımızı da kazanmalıyız. Ee, yenildiğimiz veya beraber kaldığımız maçlardan ders çıkarmalıyız. Eğer 3... İlk pardon eğer son 3 maçı alırsak belki bir şansımız olur. Bu sefer burada paslı oyuna döneceğiz. Tekrar agresif oynayacağız. Bu sefer e, kazanır mıyız kazanamaz mıyız hiçbir fikrim yok. Paslı oyun oynasak gol atar mıyız? O da var. Rakipler hep ters e, taktiklerle geldi bizlere. Halbuki biz de yani 4 oynasak yine yine alırlar. Yani ben sizin için deneyeyim mesela. rakiplerimize ee, karşı mesela hangi rakibi karşı oynayalım? Torino'ya karşı oynayalım mesela. Torino'nun bizden kadro değeri çok üstün. Veya grupta en iyi kim kadro değerine sahip ona bakalım. 1040. Torino 1040 kadro değerinde Lazio 977. Yani biz bu kadroluya, bu kadrolu olan adamları kaybettik. Ama tabii ki oyuncu ortalama güçleri çok yükseklerde. Gördüğünüz üzere bu iki oyuncu, iki kritik oyuncuları var. Ee, bizim böyle bir dengeli bir kadromuz maalesef olmadı. Biraz da ligden kaynaklanan bir sıkıntı olabilir. yani mesela bayağı Galatasaray'ı geliştirmemize rağmen rakip daha çok o, tabii Mahsile'nin normal kadrosu Galatasaray'dan daha iyi olduğu için belki daha hızlı bir gelişim sergileyebilmiş de olabilir. Çünkü ben e, Sevilla ile de Şampiyonlar Ligi'ne çıktım. Manchester United'la da Tottenham'la da Şampiyonlar Ligi'ne çıktım ve kadro değerlerinde e, bu kadar bin milyonluk değere sahip olmasam da hiçbir zaman bu başarıyı açtıramasam da kadro ortalama gücüm hep benim 50 el, küsürlerdeydi ve burada galiba baya bir aşağılardayız. Tabii ki kadro her zaman her, hiçbir şey değil değil. Her zaman e, kadro kadronuz olsa da olmasa da OSM'de kazanıyorsunuz Bunun bir hiçbir önemi yok Sadece biz doğru yerlerde doğru taktikleri yapamayarak Buradan e, kötü sonuçları aldık Bence ben öyle düşünüyorum Eğer kötü taktikler almasaydık Belki de bugün iyi olabilirdik Ben şimdi taktiği ayarlayacağım e, Bu Benim 4 taktiğim gerçekten hiç kimseye göstermek istemediğim bir taktik. Bu taktik yaparken bu videoyu şimdi burada keseceğim. Yani ben bu taktiği niye göstermiyorum? Ee, şu yüzden bu taktiğin ekstradan bir özelliği var. Benim için derece yapan takımları bu taktikte yendim yani yendiğim için bu taktiği göstermeyeceğim. Bu, bu da bende saklı kalsın ama tabii ki de İlerleyen ilerleyen vakitlerde niye göstermeyeyim şimdilik böyle olsun taktiğimizi ayarladık şimdi bu de çok maç kazandığım için ben bunu oynuyorum bakalım ne olacak toynu bir birlik beraberlik çok da çok da böyle galibiyet alınacak bir maç değildi çünkü daha da az kaldı derimiz olsa Belki daha iyi şey yap yapabileceğiz. Ama işte kadro değeri bazen işe yarıyor bazen işe yaramıyor işte. Yani şu dostluk maçlarında oynadığımız taktikleri ayarlasak yapsak bunlarla maçlara çıksak net yani çok iyi dönemlerde olacaktık. Çok iyi dönemlerde Dostluk maçlarında yaptığımız taktikleri uygulasaydık daha iyi yerlerde olacaktık. Demek ki Lazio'ya e 4 5 uygulayacağız. Ama hangi taktikle oynuyor o? Ona da bakmak lazım. Kadrosu belki hazır değildi veya bilmiyorum. Aldık çünkü maç. Felix attı. 4 4 2 B'ye yaramış. Torino karşılaşmasına bakalım. Torino'ya neden yara yamamış? Torino toplu oynama oranları yüksek ama tabii ki de Hücum oyuncuları gelişmiş olduğu için hücum oyuncuların ve orta saha oyuncusuna gol attırmış büyük ihtimalle. Asist kimin? Kavani'nin. Tahmin etmiştim. Çünkü hiçbir orta saha oyuncusunda forestsiz bir iyi forveti olan bir takımın yani sonucunda bir defans veya orta sahanın asist yapacağı bir enemez. İlk öncelikteki ilk sebep eğer bir takımın kadrosunda forvetleri çok iyiyse gol atmadıysa en büyük pay o golcilerindir. Asist yapanlarındır. Ve burada da zaten bunu görüyoruz. Torino'nun zaten hücum oyuncularına gerçekten çok iyi oyuncular. Müthiş oyuncular. Torino'nun oyuncularını gösterebilirim. Bu Torino O yazı bu. Silva, Benzema, Cavani. Cavani onlar satıyor. Bizim yüzüştük şeyimiz var yani. Foletimiz var. Biz onu kullanıyoruz. Şimdi çok kötü bir durumla geldik. Keşke Marsilya'yı alsaydık. Ee, daha da iyi yapabilirdik durumları. Ama maalesef istediğimiz gibi gitmeyici işler ee, iyi olmadı. Lazio ile Torino şu an 5'e 5, e 5 puan olarak berabere. Ligde en fazla yok grubumuzda en fazla gol yiyen takım biziz. Ama adiyetten Lazio'dan da daha fazla gol atmışız. Ve Torino ile de eşit gol atmışız aslında. Bak, bakarsak average bakımından da hiç kötü değiliz. Eksi 3'teyiz. Marsilya 0 average'da. E, Lazio artı 2'de. Ve Torino da artı 1'de. Yani bu avraj bakımını atabilir. Biz Marsilya maçını alacağız. Net almamız lazım. Zaten e, bunu alamazsak Şampiyonlar işte, Ligi'ndeki Hedeflerimiz yavaş yavaş inmeye başlar. Ee, buradan 2 galibiyet bir beraber çıksam bile 7 puan 8 puan da belki çıkabilme ihtimalimiz bile var ikinci olarak diyorum. Ama Torino'nun ayrıyetten Lazio'dan e, birisinin artık lider olması lazım. Bizim buradan gruptan çıkmamız için Lazio'nun 8 puana çıkması lazım. Veya Torino'nun herhangi bir rakibin ben kimi tercih ederim derseniz... Tovino e, yenilsin. Çünkü bir averajı var. Lazio çıksın 8 puanda kalsın. Tovino da 5 puanda kalsın. Biz de Marsilya'yı ye yenelim 4 puanda olalım. Ardından hangi maç geliyor? Tovino karşılaşması değil mi? Tovino maçında da e, belki en kötü diyorum. En kötü diyorum. Bir beraberlik çıkarsa 5-6 oluyor. Tovino Marsilya karşılaşmasında da bir beraberlik çıkarsa ee, biz öne geçebiliriz. Veya Torino'yu kesinlikle yenmeliyiz zaten. Belki de Torino'yu yenmeliyiz. Bu ihtimal de var. Keşke bu maç berabere bitmeseydi de Torino ve Lazio maçından birisinin açık ara lider olduğunu şu an söyleyebilseydik. Çünkü açık ara lider bulmak e, daha rahat daha kolay olabilirdi. Birisi e, garantilemiş olurdu ve biz o en az Torino'nun puanı mesela burada olur olsaydı daha bizim işimize Gelirdi açıkçası ama Şampiyonlar liginde Kötü bir durumda devam ediyoruz İnşallah bu kötü Duruma son veririz diye düşünüyorum Ve burada videoyu Bitiriyorum hepinize görüşürüz Kendinize iyi bakın yeni videolarla Yeni şampiyonlar ligi videolar, videolarıyla Görüşmek üzere diyorum İnşallah güzel bir şekilde Takımı toparlamaya çalışırız Diyorum ve tekrardan Görüşmek üzere